Alışıyorsun abi. Ne yapalım oğlum? Telefonu sabit tut. Kıpırdama oğlum, kıpırdama aşkım. Ay ben çekince çek ya. Bana gelmiyor anne, yoksa... Gelir oğlum, gelir. Sen çok kıpırdanıyorsun. Oğlum elleme video çekiyorum, çok güzel. Hiçbir şey yapmıyor. Alışıyor sana işte. Acıtmaz oğlum, hiçbir şey yapmaz. Bebek o. Al hayatım, istemiyorsun. Telefon kendin alıver yavaşça. Kıpırdama çok. O da telefon oynamayı sevdi galiba. Benim gibi internet oynamayı sevdi. Anne var ya, hissettim böyle geldiğini omzuma. Nasıl, güzel miydi? Evet, benim omzuma alsın. Al, kop versene, bana gelsin. Aşkım, bak bakalım. Bebek gibi. Koluna geldi. Hareket etme, kafan hareket etti mi? Bak, hiçbir şey hareket etmiyorum ben. Thank you.
elektrisi. Evet Sayın Afaca, devam edeceğiz. Diğer konuğumuzla da Sayın Savunma Olmanı'na güzel sıkıntı gelsin. Açıklamalarında bulunuyor, hemen oraya dönelim. Bu soru gerçekten insani beşeri bir özellikle söylüyor. Ben bu özel askeri harekatın biz şunun altını çizdik. Bizim askeri güçlerimiz hassas ve belirli askeri noktalara sadece saldırmaktadırlar. Ateş etmektedirler. Bu anlamda anti-Rus ve savaşçı davranışı Kiev iktidarının kanalıma hoş geldiniz. Vallahi akşam üzeri oldu. Hava çok yağmurlu ve kapalı olduğu için bir türlü kendime gelip açılamıyorum. Şöyle makinem de yıkandı. Çalıştırmıştım. Şunları bir alalım. Sabahtan bu yana hep boncuk evleniyoruz. Boncuk o kadar alıştı ki gezmeye. Hiç istemiyor kafesine girmek. Tabii çok sürekli de şey yapmıyoruz da. Yani tam böyle hani elimizi uzatırız atmaz gelmiyor da arkadaşlar. Yani hani bir yere uçtuğu zaman bir yere kaçtığında elimizi uzattığımızda gelmiyor. Ne yazık ki. Makine boşalacak bu arada. Ne pişireceğim bilmiyorum. Saat böyle. Görüyorsunuz. Çorba var ama çorbanın yanına ne yapsam böyle bir kafamdan patates salatası yapmak geçiyor. Bol bol yeşillikli patates salatası yapayım diyorum. Çay falan da demlerim diyorum. Bilmiyorum şu an çok kararsızım. Kuzenim, yeğenim, yakışıklım, erkeğim bugün askere gitti. Şu an onu yolcu ediyor teyzemler Manisa'da. Tokat'a gitti Acemi Birliği. Umarım onun için hayırlara vesile olur. Güle güle gitsin, güle güle gelsin. Yakışıklım benim. Onunla konuştuk, onlarla falan konuştuk. Bayağı işte bir de bugün ben bayağı bir geç kalktım arkadaşlar. Böyle uyumak istedim yani. Hafta içi zaten uyuyamıyorum. Hafta sonu bari uyuyayım dedim. Hava da zaten karanlık. Yani hiç kalkacak, böyle iş yapılacak, vakit geçirilecek bir hava yok yani. Yağmurlu ve kapalı. Aslında ben şey yapacaktım. Sabah erken kalksaydım kahvaltıdan sonra hemen hamur yoğuracaktım, mayalayacaktım ve akşama da şey yapacaktım, hamur kızartması yapacaktım. Hem Çınar da seviyor diye. Ama şu an geç oldu diye düşünüyorum. Çünkü en azından biraz beklemesi lazım diye düşünüyorum. Yakup da işe gidecek. O yüzden hemen patates soyayım ben. Patates koyayım. Onlar haşlansın, sonrasında patates salatası yaparım diye düşünüyorum.
Kaçta kaldır dedin? 6.5. Düz hesap söyle bana. 6.5'da kaldırmıştı. Beni diyor 6.5'da kaldırın diyor, yemek yedirecekseniz diyor. E diyorum yedirmezsek ne yapacaksın? İş yerinde diyor dünden kalanlardan şeyler işte yarılıyor. Ajitasyon yapıyor. Mercimek çorbam var. Ben şey yapayım arkadaşlar, patates salatası yapayım. Bu saatten sonra ancak olur. Başlamaya koyayım. Güzel şöyle bol yeşillikli, havuçlu mamuçlu güzel bir patates salatası yapalım. Evet, oğlum. Ben hatta iki tane. Çamaşırı attım da yıkamaya. Onları şey yapacağım. Asacağım arkadaşlar. Aslında çok az çamaşırım vardı biliyor musunuz? Atmasam olurdu ama mecburen atmak zorundayım. Çünkü Çınar'ın üniforması var içinde. Çınar'a bir ders programı yaptık. Onun çıktısını alacak Yakup bugün iş yerinde. Güzel çıktı alacak. Ve artık Çınar programlı bir şekilde derslerini çalışacak. Programlı bir şekilde yaşayacak. Yani çünkü bir şeylerden geri kaldığını düşünüyoruz biz. Tam olduğunu düşünmüyoruz. Ondan dolayı bu bizi, moralimizi bozuyor. Çok düzenli bir şekilde ders çalıştırmamız lazım Çınar'a. Programa uygun bir şekilde. Programı Yakup çıkarttıktan sonra kendi kafasına göre yaptı zaten de. Yapmış, bana gösterdi. Ben de onayladım. Onun çıktısını alacak. Yapıştıracağız dolabın içine. Saat kaçta ne yapması gerektiği. Ona göre ayarlayacağız işte. Dengesizin biri çıkmış, yorumda yazmış. Kuş bakmayı bilmiyorsan almasaydın, kuşu öldürdün yazmış. Vallahi ben katil değilim. Kuş bakmayı biliyorum. 10 yıl çapkına baktım. Ölmedi. Öreceği varmış yani. Yapacak bir şey yok. Ben çok ağladım, çok üzüldüm. Konuşmak bile istemiyorum. Yani bakamıyor olsam herhalde bu aldığım da ölürdü herhalde. Allah korusun. Öleceği varmış, ölmüş yani. Bu da yavru, o da yavruydu. El bebek, gül bebek baktık yani. Malzemesinden tutan her şeyini aldık. Yani kimsenin paraya kıyıp da alamayacağı şeyleri bile aldık. Dünya para saydık ona. Üşütmedim, cereyanda bırakmadım. Cereyanda kaldığı için felç geçirebilirmiş. Ya da psikolojik olarak kuşlar depresyona giriyormuş. O kalabalık ortamdan birdenbire yalnız kalınca depresyona girdiği zaman da olurmuş. Muhtemelen bizimki depresyona girdi arkadaşlar. Çünkü ben ceren kaptığını düşünmüyorum. Biz onu aldık ve hiç salonun camını bile açmadım ben. Üzerini çok güzel örtüyordu. Efendime söyleyeyim. Ya da şuna bağlıyorum. Vitamin hiç vermedim. Ertesi gün vitamin verdim. Vitamin verdiğimiz sabaha öldü. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Neyse. Yani ben katil değilim. Ben öldürmedim yani. Canını ben almadım. Allah'ım yarabbim, sen bu kötü insanlara ne olur akıl fikir ver. Kurban olduğum Rabbim, sen içlerine, yüreklerine vicdan ver birazcık. Birazcık olsa vicdan ver. Birazcık olsa akıl fikir ver. Birazcık güzel mantık ver. Sen ıslah et Allah'ım. Sana havale ediyorum.
Ben senin kulunum. Ben uğraşamayacağım yani artık gerçekten. Uğraşamayacağım. Çünkü insanlar o kadar büyük acılar yaşıyor ki böyle saçma sapan iki tane yoruma kafasını yoramıyor. Bu acıyı yaşadıktan sonra. Umurumda bile değiller. Utansınlar diye söylüyorum. Belki birazcık utanırlar diye söylüyorum, dile getiriyorum. Yoksa umurumda olduğunuz için değil yani. Benim sevenlerim bana yeter. İyi yürekli insanlar bana yeter. Güzel bakan güzel görür her zaman. Her zaman bunu demişimdir. Güzel bakan güzel görür. Bir şeye güzel bakarsanız güzel görürsünüz. Kötü niyetle bakarsanız, kötü bakarsanız karşınızdaki şey güzel bile olsa onu kötü görürsünüz. Videolarımda sohbet etmiyorum. Kızıyorlar. Niye işte sohbet etmiyorsun? Hiç sohbet yok. Yok müzikli, yok işli, yok temizlikli. Sohbet ediyorum. Yok işte hep sohbet ediyorsun bilmem ne. Arkadaşlar ben yani neredeyse kaçıncı yılıma girdim YouTube'da. Benim de oturtmuş olduğum bir şeyleri kanalım var. Yani ben vlog kanalıyım ben. Vlog çekiyorum. Günlük ne yaptıysam onu paylaşıyorum. Özel olarak video çekmiyorum. Hani ne bileyim şu videoyu çekeyim demiyorum. Günlük ne yaptıysam onu çekiyorum. Bu kadar basit yani. Yani izlemek isteyen buyursun izlesin. İzlemek istemeyen de izlemesin. Hiçbir zaman. Efendim bakacağım. Ders yapıyorum. İki sayfa yaptım. İkinci sayfada üçüncü sayfaya geçtim. Tamam anneciğim aferin. Dolabımda şunu buldum. Çöpe atıyorum. Tamam. Yani hiçbir zaman kimseye zorlamadım. Hiçbir zaman kimseye yalvarmadım. Yok beni izleyin, yok şöyle yapın, böyle yapın diye. Hiçbir zaman izlenmek için saçma sapan şeyler yapmadım. Yani ben böyleyim, bu şekildeyim. Beni seven böyle sevsin, izleyen böyle izlesin. İzleyicilerim de bana yeterli yani. Çok şükür, hamdolsun, şükürler olsun. Bu kadar sevenim olması, bu kadar izleyenim olması bana yetiyor. Milyonlara gerek yok. Yani milyonları izleyip de gelip altına saçma sapan yorumlar yapacak insanlara ihtiyacım yok benim. Benim dosta arkadaşa da ihtiyacım yok. Benim dostum da var, arkadaşım da var. Bu benim işim. Ve seviliyorum, izleniyorum. Çok şükür. Sizler beni seviyorsunuz, değer veriyorsunuz. Ben de sizleri seviyorum, değer veriyorum. Hele hele birçoğunuzla artık böyle var ya, aile gibi, akraba gibi, arkadaş gibi olduk. Onlar kendilerini biliyorlar. Neredeyse hepinizle Instagram'dan konuşuyorum. Özelden dahi olsa konuşuyorum. O yüzden saçma sapan düşüncelere sahip kötü insanlara benim gerçekten ihtiyacım yok. Zaten benim var ya, kalkıp da karşılık vermeme gerek dahi kalmıyor. Çünkü benim öyle iyi yürekli, beni o kadar iyi tanıyan, beni takip eden o kadar iyi arkadaşlarım var ki YouTube'da. O saçma sapan insanların yorumuna beni hiç yormuyorlar. Direkt sağ olsunlar kendileri öyle bir cevap veriyorlar ki, Çağla böyle bir insan değil veya Çağla böyle yapmadı, sen ne diyorsun ya gibisine. Öyle bir karşılığının cevabını veriyorlar ki inanın gurur duyuyorum biliyor musunuz? Yani nereden, niye gurur duyuyorum? Beni gerçekten tanıyorsunuz yani. Beni gerçekten tanımışsınız diye gurur duyuyorum ve böyle güleç bir yüzle okuyorum o yorumu. Diyorum ki örnek veriyorum. Ya benim adıma zaten beni tanıyan, benim sevdiğim can arkadaşım, YouTube'dan beni takip eden can arkadaşım zaten beni tanıdığı için bunu karşılığını vermiş bile. Benim vermeme gerek bile yok diye düşünüyorum artık yani. Bu kadar kötü olmayın gerçekten. Kötülük yani iyilik getirmez. Kötülük yapmakla hiçbir şey kazanmazsınız. İyilik yapmaksa zorunda değilsiniz. İçinizden geliyorsa iyi yorum, güzel yorum yapmak zorunda da değilsiniz. Ama bir insan sessizde kalabilir. Sessizde kalabilir. Belki sen orada o yorumu yapmakla belki sadece bir yorum ya ne ki bu diye düşünüyorsun ama size bir şey söyleyeyim mi? Bazı insanın bazı zaman gönül gözü öyle bir açık olur ki
gönül gözünün açık olduğu öyle bir an olur ki, ben o an belki çok kötü bir durumdayımdır. O an böyle bir destek ararken senin o kötü yorumunu görürüm. Ve o an ağzından çıkacak iki kelime, Allah'ından bul, Allah ıslahsın seni diye çıkacak ağzından iki kelime belki seni çok kötü şeylere bile götürebilir yani. O yüzden kimsenin ilancını, kimsenin ahını almayın ya. Almayın. Sevmiyorsanız sevmeyin ama saygı duyun, bari sessizde kalın ya. Gerçekten insanlar hiçbir şeyden korkmaz olmuş. Patateslerimi haşlayayım. Bunların kabuğunu da soydum ya, ben böyle haşlıyorum. Çok da çabuk haşlanıyor hem de çok temiz oluyor arkadaşlar. Tekrar tekrar kabuk soymakla uğraşmıyorum. Şimdi bu bir güzel haşlanırken ben de salata malzemelerini hazırlarım. Bol bol böyle güzel oluyor. En son patateslerin içine doğrarım. Yağını, limonunu, sosunu katarız. Akşama mis gibi yeriz. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Patateslerim kaynıyor. Biraz sonra kapatalım. Pişmek üzere. Çay demleyeceğim arkadaşlarım. Şöyle güzel. Burada malzemelerimi hazırladım. Ne koydum? Beyaz lahana doğradım ince ince. Marul doğradım. Sonrasında havuç doğradım. Ve bolca da pırasa doğradım içine. İç harcı olarak. Normalde ben havuç doğramıyorum ama birisinde yedim. Çok hoşuma gitti. Patates salatasında havuç. Bayağı hoşuma gitti. O yüzden doğradım. Şimdi bir tane de soğan doğrayacağım hemen. Tamamdır. Bu var ya, bu arkadaşlar, bu bir dışarıya bir alıştı. Gezmeye bir alıştı bu, değil mi Çınar? Hiç girmek istemiyor bu, var ya, bu fena. Kapıyı var ya, elimi açtığım an, bak elimi yaklaştırdığım anda heyecan yapıyor. Bakın şimdi yapar mı bilmiyorum ama. Bakın şimdi bak. Hemen çıkmak istiyor. Boncuk. Yemliğine dalıştı. Kapıyı açarmış gibi yap minicik. Gel. Kapıyı açarmış gibi yap minicik. Gel. Hemen elime geliyor. Oy be. Gel. Oo. Kağıdı kaldırdım altından çünkü. Kağıdı ısırıyor, yiyor. Yiyor kağıdı. Açlıktan kağıt yiyor ya. Boncuk. Gel. Ooo. Aşın. Ooo. Burası polis gelmiş. Var. Bir de oyun var. Aşkım. Uykun mu geldi? Yemli akıllı yemlik arkadaşlar. Buradan yem yedikçe şu aradan aşağıya görüyorsunuz. Kabukları dökülüyor. Neler çıkartmışlar. Böyle ikisi de dolu. Öbür yemliğini çıkardım çünkü bunalsın diye. Allah'tan çabuk alıştı. Kaşıntısı için spreyi sıktım. Aslında kanatlarının altına sıkılması gerekiyormuş. Öyle demişsiniz ama
Yani yapamadım arkadaşlar öyle yani kuşun kanatlarını. Neyse bunun artık üstünü örtme zamanı geldi. Çınar uyuyacak bu. Yakup da geceye gitti zaten, yok. Önce şu kendi örtüsünü örtüyorum da. Bakın o tabloyu falan var ya, hep boncuk yamultlu. Oralarda geziyor. Sonra şuralarda geziyor. LED ışıklarının olduğu yerde geziyor. Televizyon LED ışık yok da tabii orada. Televizyonun üzerinde çok duruyor. Eskiden çok duruyordu, şimdi çok durmuyor. Sonra şurada çok duruyor tepemizde. Ama yani hani biz kandırarak elimizi alırsak geliyor. Ya da elimi koyarsam falan geliyor. Ya da dışarı çıkmak çok istiyorsa geliyor. Ama dışarı çıktığında öyle üstümüze pek gelmiyor arkadaşlar. Elimize, kafamıza falan pek gelmiyor. Tüneyip kalıyor başka bir yerde. Anca böyle bir telefonla falan şey açarsak, kuş sesi falan açarsak anca o şekilde geliyor elimize. Hani bazen telefona. Bazen de kanmıyor, gelmiyor değil mi anne? Bazen de evet kanmıyor, gelmiyor oğlum. Akşamları yemini falan suyunu içtikten sonra takip ediyorum. Yedi biraz önce yemini. Ondan sonra uyuması için ve üşümemesi için, rahat uyuması için şöyle örtüyorum arkadaşlar. Hem altını hem de üstünü böyle önce kendi örtüsünü örtüyorum. Sonra TV battaniyesini örtüyorum ki yavrular çok üşüyormuş. Herkes öyle dedi. Sadece şu ön kısmını açık bırakıyorum. Rahat hava alabilsin diye, nefes alabilsin diye. Bir de şey, buranın ışığını da kapatıyoruz zaten. Loş ışıkta uyuyor beyefendi. Şimdi oraya tüner. İşi kapatmadan önce ben de sizlerle vedalaşayım. Ben de vedalaşacağım. Gel vedalaş. Arkadaşlar bir dakika videoya görüşürüz. Ne biçim yapıyorsun ağzını? Yani çirkin çocuk oluyor. Arkadaşlar bir dakika videoya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bir dakika videoya görüşürüz. Çıktım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hmm. Çıkın. Kogak.